Cumhurbaşkanlığı görev süresi 7 yıldı biliyorsun. 7 yıl uzatmalı yapanlar da var biliyorsun. Tam onu hatırlayacağım. Yani Ahmet Necdet Sezer normal şartlar altında 3 ay mı 6 ay mı? 3,5 ay. 3,5 ay boyunca kimilerine göre hukuksuz, kimilerine göre işgal, kimilerine göre resmi olarak uzattı. Uzatmalı Cumhurbaşkanı demiştik hatta, aynen, hatırlıyorum. Dolayısıyla hani bu süreç içerisinde 2007. Çünkü devam etti, o sıfat taşımayı sürdürdü. 7. yılın sonunda kimse ona hani zorla, metro zorla in oradan, sen artık Cumhurbaşkanı değilsin, bu ülkenin Cumhurbaşkanı değilsin demedi yani. Süreç devam ettiği için, o sıfatı taşımayı sürdürdüğü için kabul etmesen bile içinden ama ülkenin Cumhurbaşkanıydı öyle veya böyle. Hukuki süreç çünkü bunu sonlandırmamıştı o anlamda. Süreç böyle yürüdü. Aynı şeyi tersinden baktığın zaman da burada durum böyle. Kazanırsan alırsın zaten. Yani tabii bunlar şimdi şey şu, sıkıntı şu. Nedir şundan dolayı sıkıntı? Anlatıyoruz. Şimdi bu vaziyette Sözcü gazetesi üzerinden, işte sabah Fox TV'de CHP'nin sözcüsü Faik Öztrak üzerinden, ondan sonra seçim kazanmış komutan edasıyla yorumlarda bulunan sosyal medya trollerinden falan anladığımız şu, ya verirsiniz ya verirsiniz modeli üzerinden. Yok. Hem tehdit ediyorlar. Yok. Evet, hem evet. İllegal bir şekilde söylemlerde bulunuyorlar. Hem bu illegaliteyi Anıtkabir'e, meclise taşıyarak imza atıyorlar. Yemezler. Hem Gezi benzeri bir toplanmayı, provokasyonu İzmir'de düzenlemeye çalışıyorlar. Bak